Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz bile şimdilik en kısa sürede, 3 vakte kadar. 3 dakika mı dersiniz, 3 saat mi dersiniz, 3 gün mü dersiniz de daha fazla demeyin. Oralarda bir yerlerde hep beraber iyi haberler alalım, güzel haberler alalım. Hepimizin ihtiyacı var. Şimdi diyeceksiniz ki birader iyi haberler alalım diyorsun ama bahsettiğin olaylar ya ben gündeme bu hale ben getirmiyorum ki ben de isterim güzel şeylerden bahsedeyim ama Sedat <laughs> Peker'in ifşalarıyla ortaya dökülen pislik büyük ihtimal buzdağının görünen kısmı. Ama buzdağının bu kadarcık görünmesi bile iktidarı, saray eşrafını bir panikletti. Saçmalamaya başladılar. İddiaların içinde en büyük, en korkunçlarından birisi, yani hiçbiri yenilir yutulur cinsten değil de, onların içinde bir uyuşturucu ticareti iddiası var ki, uluslararası bir uyuşturucu ticareti, onlarca kokainden bahsediliyor ve bu işi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın organize ettiğini söylüyor Sedat Peker ve gördüğümüz kadarıyla parçaları birleştirince de ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Kendilerini savunmak için yani Venezuela'ya gitmişler. Hele bir sor, niye gittik? Öyle cevaplar veriyorlar ki aman Allah'ım. Güya buldukları bahanelere bakarak, aklımızla dalga geçtikleri o cümlelere bakarak sevgili izleyenler şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu adamlar, bu herifler, bu hırsızlar, bu yolsuzlar gerçek bir mahkemeye çıksalar, gerçekten adaletin karşısına çıksalar dinleyeceğimiz, duyacağımız o savunmalar çok eğlenceli olabilir. Paçalarından akıyor yalan. Paçalarından akıyor hırsızlık, yolsuzluk. Her taraflarından yalan fışkırıyor sevgili izleyenler. Örnek mi? Buyurun. Sarayın yalanlarını, yolsuzluklarını, adaletsizliklerini yıkamak ve yağlamakla görevlendirilmiş isimlerden birisi olan Abdülkadir Selvi, Erkam Yıldırım'ın götürdüğü test kiti ve maske yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrükte yer almadı. Venezuelaya neden gittiniz diye sorulduğunda kendilerine ya Allah rızası için gittik insanlara yardımcı olalım diye maske götürdük, teskisi götürdük falan. E gümrükte görünmüyor. Ya biz onu valizin içine koyduk ya. Görüyorsunuz değil mi verdikleri cevapları? Gerçekten bir hakimin, bir savcının karşısına çıksalar, gerçekten canlı yayınlanacak duruşmaları olsa ne cevaplar duyacağız, ne bahaneler duyacağız sevgili izleyenler. Tabii Abdülkadir Selvi'nin bu açıklamasına şaşıran hiç kimse yoktur. Çünkü bu herifler Kabataş yalanını koro halinde söylemiş. Ülkeyi iç savaşa götürebilecek kadar tehlikeli bir yalanı gerçekmiş gibi anlatmış, sunmuş, cilalamış, parlatmış tıynette herifler. İçinde kadınlar da var da onların hepsine toplu halde herif diyebiliriz yani. Dolayısıyla bir yalan ancak bu kadar gerizekalıca savunulabilir. Ama kendi kitlelerinin seviyeler oralarda bir yerde olduğu için rahat rahat sallıyorlar. Saltanatlarını sürdürebilmek için hangi suçları işledikleri böyle parça parça da olsa ortaya çıkıyor. Hiç duymamış, hiç görmemiş, farkında bile olmayan, haberi bile olmamış milyonlarca insan var. Aa öyle bir şey mi olmuş diyorlar. O yüzden gerçek nasıl ortaya çıkarsa çıksın. Gerçeği çıkaran kişinin Sedat Peker'in ya da başkası fark etmez. Amacı ne olursa olsun gerçeğin Tek başına, başta başına ortaya çıkmış olması değerlidir. Ha, gerçeği çıkaranın başka bir hesabı vardır, başka bir planı vardır falan. Yani onunla mücadele edemeyeceğim. O benim kontrolümde değil. O bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Gizlice götürmüşler Venezuela'ya maskeleri, teskitlerini güya, güya yerseniz yani. Ne yapmış Erkam Yıldırım valizinden 3-5 don eksiltmiş de yerine maske mi koymuş Venezuelalı kardeşlerimize yardım edelim diye. Çökmek ve götürmek deyimlerini o kadar çok, o kadar verimli kullanıyorlar ki artık onlardan böyle bahsetmek zorundayız. Çöküyorlar, götürüyorlar. Bakın Kanal İstanbul yapacaklar. Kanal İstanbul'u yapmalarında zerre kadar vatanın milletin hayrına bir şey varsa bir niyet varsa biz hiçbir şey bilmiyoruz demektir. Tek amaçları oradan rant elde etmek. Marmara ölürken İstanbul'da artık orman diye bir şey kalmamış. İstanbul'da kalan orman mezarlıklar. Beton dökmekten, kule dikmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bununla gurur duyuyorlar. Marmara Denizi ölüyor. Şimdi Kanal İstanbul yapacaklar. İki tane daha şehir yapacağız diyor Erdoğan. Derdi bu. Toprak satacak ki büyük kısmını satmış durumda. Kanal İstanbul güzergahında yaşayan yurttaşlar insanların mallarına çöktüler. Bizim elimizden 3 kuruşu alıp zenginlere verecekler. Artık bunu bilmeyenimiz yok. Bunu Sedat Peker'in filan açıklamasına gerek yok. Artık ayyuka çıktı. Yani bazı şeyleri öyle gizli saklı falan yapmıyorlar. O kadar rahatlar ki öyle kamera karşısında pudra şekeri çekiyorlar. Kameralarını açıp son model lüks arabalarıyla artistlik yapıyorlar. Neden? Çünkü kendilerini çok rahat hissediyorlar artık. Bize bir şey olmaz diyorlar. Yanılmalarını canı gönülden temenni ediyorum. Sizin de bana katıldığınızı tahmin ediyorum. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nihayet Sedat Peker ve Atilla Peker'in iddialarının ardından, itiraflarının ardından Kutlu Adalı cinayeti için harekete geçmiş. Nihayet zahmet olmuş. Biz ifşalar görüyoruz, yeni yeni iddialar duyuyoruz, sarsılıyoruz, etkileniyoruz, şaşırıyoruz. Ama diğer taraftan bir de bu iddiaların içinde geçen isimler var. Kutlu Adalı gibi, Uğur Mumcu gibi, Yeldana Kaharman gibi katledilmiş insanlar. Ve o insanların yakınları. Acaba onlar bu iddiaları nasıl izliyorlar? Acaba onlarda nasıl bir etkisi oluyor? Güneydoğu'da, Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde, geride kalan yıllar içerisinde faili meçhullerde babalarını, abilerini, kardeşlerini, yakınlarını, akrabalarını kaybeden insanlar, kaybedilen insanlar, bir kemiğini bulamayan, bir mezarı dahi olmayan o insanlar acaba nasıl izliyorlar şu haberleri, şu videoları? Bakın bir örnek sevgili izleyenler. Kutlu Adalı'nın eşi aynı acıyı tekrar yaşıyorum diyor. Kutladığım eşiyle gazeteci Ahmet Dönmez arkadaşım bir röportaj yapmak istemiş. Kıbrıs'a gitmiş ve o röportaj yarım kalmış. Yarım bıraktırılmış. Bütün detaylarını ben anlatmayayım. O kendi kanalında anlatmış. Videonun linkini ben açıklama kısmına bırakayım. Bir uğrayın, orada izleyin. Kutlu Adalının eşi e, neler anlatmaya çalışmış ve o röportaj neden yarım kalmış? Bir de onların açısından bakalım. Bu bahsedilen suçlarda, bu bahsedilen kötülüklerde zarar görmüş yakınını kaybetmiş bir insan olmak ne ağırdır ne zordur değil mi? Ve üstelik adalet tecelli etmemiş. Katili bulamamışsınız. Katili bulamadığınız gibi birçoğu yakınını da bulamamış. Bir mezar yeri bile yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Oraya bizim dışımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyen ülke neredeyse hiç yok. Orayı bağımsız bir devlet olarak biz Türkiye Cumhuriyeti tanıyor ve dünyaya da orayı bağımsız bir devlet olarak tanımalarını istiyoruz. Böyle bir politikamız var, devlet politikamız var. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağımsız bir devlet gibi davranmıyorlar. Neler yapıyorlar bakın? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı adalı cinayetini Türk devleti adına yetkili kılınmış faşistlerin yeraltı örgütleri işbirliğiyle işledikleri ortaya çıktı. Sen oraya bağımsız bir devlet ayrı bir devlet, ayrı bir otorite muamelesi göstermezsen, böyle davranmazsan. Başka ülkeler niye? Görüyor musunuz Kuzey Kıbrıs'a neler yapıyorlar? Kuzey Kıbrıs'ta neler yapıyorlar? Kim bilir daha neler dönüyor orada? Serhat Peker'in açıkladığı bir adam var işte Falyalı. Amerika tarafından yakalama emri var. Türkiye'de de bir sürü suç var hakkında. Suçlama var. Kıbrıs'ta. Gidip onu alamıyorlar oradan. Gidip onu oradan alamıyorlar. Neden? Çünkü kaset varmış elinde. Kasetleri varmış birilerinin. Artık ne yaptılarsa bir gazeteciden, gazetecilerden bahsediyoruz. Kutlu Adalı'dan, Uğur Mumcu'dan bahsediyoruz. Ve başka bir gazeteci. Osmaniye'de, Osmaniye Belediyesi'nin yolsuzluklarını haberleştirdiği için 3 kez evi basılmış. Özel Harekat polislerince evi basılmış. Görüntülerini izlediniz değil mi? Canlı bombalara böyle davranmıyorlar. Teröristlere böyle davranmıyorlar gerçek teröristlere. Ve diyor ki Haklı olarak gazeteci diyor ki mesleği bırakacağım diyor, gazetecilik yapmayacağım diyor, iki buçuk yaşında kızım var diyor. Neden? Örnekleri görüyor çünkü. Kolay mı? Her ihtimali, en kötü ihtimali bile göze almak. Ve ülkenin adalet bakanı zannedersiniz Finlandiya adalet bakanı gibi konuşmaya devam ediyor. Hukukun, itibar suikasti, dedikodu ve söylentinin değil gerçeğin peşinde olduğunu belirtmiş. Aa evet normalde hukukun böyle bir özelliği var. Evet hukuk itibar suikasti, dedikodu ve söylentiyi dikkate almaz. Hukuk için en önemli şey gerçeğin peşinde olmaktır. Gerçeği ortaya çıkarmaktır. Evet biz de sizden bunu bekliyoruz. Ama bunu diyen Adalet Bakanı kanundaki açık hükme rağmen Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasadaki çok açık maddelere rağmen milyonlarca vatandaşının hakkını yiyor. Hem ahlaksızlığı yaparlar hem size ahlak dersi verirler. Hem adaletsizliği yaparlar hem size adalet dersi verirler. Hem dinin bütün kurallarını çiğnerler size din dersi verirler. Vatana en büyük kötülükleri yaparlar. Bu ülkenin çocuklarını Suriyelerde öldürürler, Libyalarda öldürürler, öldüttürürler. Sonra gelirler size şehitlik edebiyatı yaparlar, vatan sevgisinden bahsederler, size laf bile vermezler, size sıra bile gelmez. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur. Bu cümleyi bir muhalefet milletvekili söylese şu cümleyi, siz biz söylesek Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanırız büyük ihtimal. Sen kime laf çakıyorsun ya falan derler. Peki Türkiye nasıl bir ülke? Dünyadan dışarıdan bakınca Türkiye nasıl bir ülke olarak görülüyor? Buyurun sevgili izleyenler, beraber bakalım. Bugün MIT Kırgızistan'da bir Kırgızistan vatandaşını kaçırmaya çalıştı. Ve şu an itibariyle ne, nasıl neticelendi bilmiyoruz. Orhan inandı. Evet, Türkiye'den Kırgızistan'a gitmiş bir öğretmen. Evet, cemaat okullarında öğretmenlik yapmış. 95-96 yılında gitmiş bakın. Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğunda oraya gitmiş ve bir daha da dönmemiş. Kırgızistan vatandaşı olmuş. MIT gitmiş oradan Kırgızistan vatandaşını kaçırmaya çalışıyor. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan diyoruz. Ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı emir vermiş istihbaratına, İçişleri Bakanlığına, polisine, şusuna, busuna vatandaşımızı bulacaksınız diye. PKK'nın elinde MIT'in üst düzey yöneticileri var. Gara operasyonunu biliyoruz nasıl neticelendiğini. Libya'da kaçırılan Türk iş adamları var. Dubai'de bir mafya lideri, affedersiniz sizi bir yerlere sokup sokup çıkarıyor. Hiçbir şey yapamayan şanlı Milli İstihbarat Teşkilatımız Kırgızistan'dan öğretmen kaçırıyor. Ve bunu büyük bir zafer olarak millete yedirmeye çalışıyor. Çok yazık yani Türkiye'nin imajına, itibarına, saygınlığına bundan daha büyük zarar verilemez. Hiç kimse veremez. Bütün dış güçler birleşseler Türkiye'ye hiçbir zarar veremezler. Bu kadar zarar veremezler. Şu an Türkiye Kırgızistan'da dış güç işte. Dün konuştuğumuz haberi o zaman size hatırlatayım. Belarus'un diktatörü Lukashenko neden Türkiye'ye teşekkür etmişti? Lukashenko minnettarmış. İşte böyle diktatörler birbirlerinin sırtlarını sıvazlıyorlar. Kötülerin bu birbirlerini desteklemesi, kötülerin birbirlerinin sırtını sıvazlaması iyilere ibret olsun ya. Valla bu ülkenin, Türkiye'nin iyi insanları, Türkiye'nin bu gidişattan memnun olmayan insanları bir araya gelemiyoruz. Her türlü, her türlü birbirimizden kopacak bütün bahaneleri kullanıyoruz. Omuz omuza veremiyoruz şu karanlığı yenmek için, şu duvarı yıkmak için. Bu da bize dert olsun yani. Erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a canlı yayın daveti. İster CNN Türkiye ister A Haber'de çık karşıma kardeşim. Yani Erdoğan asla herhangi bir muhalefet liderinin karşısına çıkmaz. Çünkü artık kendisini başka bir konumda görüyor. Artık kendisi göklerden gelen bir karar olduğu için, kendisi seçilmiş lider olduğu için, halife olduğu için, halife-i zemin olduğu için, Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan lider olduğu için kendisi, yani bir, herhangi bir muhalefet lideriyle muhatap olmaz. Kendisini başka bir ligde, başka bir torbada görüyor. Bunun üzerine çok konuşmayacağım. Çünkü size bir devlet bahçeli koleksiyon hazırladım sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli diyor ki Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin talebi hangi karanlık muhaliflerin siparişidir? Erken seçim ya. Erken seçim istiyor. Erken seçim talebi nasıl bir karanlık oyun olabilir? Kendi kendini kutsallaştırmış, oturduğu koltuğu kutsal ilan etmiş. Her insanın varacağı nokta budur. Beyninin ulaşacağı nokta burasıdır. Bahçeli'den Atatürk'e lanet okuyan imama tepki. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Hı hı, gizli FETÖ'cü. Sizde hiçbir şey yok. İçinizden çıkan bütün mallar, bütün geri zekalar, bütün terbiyesizler, bütün ahlaksızlar, bütün tecavüzcüler, bütün hırsızlar, bütün yolsuzlar, pisliği ortaya çıkan size oy kaybettirecek herkes gizli FETÖcü. O zaman hepiniz FETÖcüsünüz. Sağlam ayakkabı olmaz ki sizde. Atatürk'e lanet okuyan hoca diyorsunuz ya. Bu adamların temel motivasyonu bu zaten. Bu adamlar 40 yıldır Atatürk'e lanet okuyorlar. Din anlayışları bu. Onlar kendilerine bir düşman seçerler. O düşmanla kendi kendilerine kavga ederler. İlginç. İşte YÖK Başkanı'nın kayınpederiymiş. Onu oraya Erdoğan atamış falan tabii. O zaman Erdoğan otomatikman gizli FETÖ'cü oluyor. YÖK Başkanı da öyle oluyor. Devlet Bahçeli zaten öyle oluyor. Öyle. Kafa bu sevgili izleyenler. Devam ediyoruz bahçeli şovuna sevgili izleyenler. Domates, patlıcan, soğan yiyemiyoruz itirazlarını seslendirirken birdenbire hain kurşunları yersek tarihi varlığımızı nasıl koruyabiliriz? Bir beynin ulaşabileceği yer burasıdır. İnsanları bununla korkutuyorlar. Erdoğan da aynı şeyi söylüyordu. Siz bir mermi kaç para biliyor musunuz diyordu. Sonra patlıcan fiyatlarının artmasını darbeye bağlıyorlardı. Soğan deposu bastılar ya. Soğan deposu bastılar sevgili izleyenler, dostlar, kardeşlerim, arkadaşlar. Soğan deposu bastılar. Patates, soğan üreten insanları darbeci ilan ettiler. Dış güçlerin maşası falan dediler. Boğaz içindeki öğrencileri hala dün, bugün devam ediyor bakın Boğaz içinde. Hala öğrenci dövüyorlar. Ama kafa, beyin, insanları işte yine kurşunla, ölümle Hadi ülkemiz yıkılırsa. Siz bir şey yapamazsanız, siz yıkamazsanız kimse yıkamaz bu ülkeyi merak etmeyin. Erdoğan en büyük kartını oynamıştı biliyorsunuz. Taksim Camisi'nin açılışı, Ayasofya Camii, şehitlik, bayrak, din, iman. Erdoğan'ın elindeki en önemli kartlar bunlar. Bir de mağduriyet tabii. Ayasofya'da icazet töreni varmış. Hafızlık icazet töreni. Bunların içinde Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin de yeğeni varmış. Biliyorsunuz Fatma Betül Sayan Kaya bütün sülalesini devlette çok önemli yerlerde görevlendirmeyi başarmış. Örnek bir aile bakanı. Şimdi de yeğeni hafız olmuş. Erdoğan'dan almış e, icazetini. Önümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı'nın kim olacağı da artık anlaşılmıştır. Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin yeğeni varken herhalde yani başkasını yapmazlar. O da Diyanet İşleri Başkanı olur yani. 10 bin dolar alan siyasetçi kim diye soran Kılıçdaroğlu, Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Ya ne olacaktı? Tek maaşla idare ettiklerini zannetmiyorum hiçbirinin hiçbirinin tek bir maaşla idare ettiğini zannetmiyorum. Ama Mustafa Şentop 10 bin dolar alıyor mudur almıyor mudur bilemeyiz. Yani bir gün bunlar ortaya çıkar mı? Çıkarsa neler görürüz? En başta söyledim ya gerçekten bir gün düzgün bir mahkemenin karşısına çıksalar çok eğlenceli cevaplar duyabiliriz. Çok güzel bahaneler dinleyebiliriz bunlardan. O günlerin gelmesini canı gönülden diliyorum ama bunu dilerken kesinlikle aman keyifle izleyelim falan diye değil. Tek derdim, tek isteğim ülkemizin çocukları, çocuklarımız, memleketimiz. Vallahi ülkemizin denizi, ağacı, ormanı, kıyısı, yaylası yazık. Yazık yani katlettiler, öldürdüler, bitirdiler. Hırsla devam ediyorlar bu kötülüğü de yapmaya. Hem ülkenin insanlarına hem de ülkenin kendisine. Konuşacak iyi haberlerimizin, iyi konularımızın olacağı bir yarın diliyorum sevgili izleyenler. Yarın görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı falan unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.